İyi akşamlar değerli Söz TV izleyicileri. 1 Temmuz 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Batman'da kızının koronavirüs aşısını yapan hemşire Meral Erdemi sosyal medya hesabında paylaştı. Batman'da yapımı süren Zehra Camisi'nin inşaatında çökme meydana geldi. İnşaatın altında kalan 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken çatı katında mahsur kalan 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 tekerlekli sandalye basketbol 1. Liginde mücadele eden takımlarının yalnız bırakıldığını savundu. Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 3. olağan genel kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. Kongrede Nuri Kolaylı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Gazetemiz son sözün sahibi ve Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Ercan Atay, Onur Kurulu'na girmeyi başarırken yazı işleri müdürümüz Hatice Türkan ise denetleme kuruluna seçildi. Batman Genç Memur Sen İl Başkanlığı Bir Bilen Ne Bilge Nesil Projesi kapsamında 24 lisedeki 250 öğrenciyi kitapla buluşturdu. Öğrenciler okudukları kitapların kritiğini yapıp kompozisyonlar yazdı. Kompozisyonda dereceye giren öğrencilere hediye çeki verildi. Batman'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyünde arpa hasadı yapan biçer döverde yangın çıktı. Gercüş belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Hüdapar Batman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz, tarlada çalışan çiftçileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Durmaz, "Yetkililer çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli olanakları hazır hale getirmelidir." dedi. İYİ Parti Batman İl Başkanı Kısmet Çelik, Batman'da sağlık alanında yaşanan sorunları gündeme getirirken, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece acil sağlık hizmeti veriliyor. Pandemi dışında yapılan ameliyatlar ve cerrahi işlemleri için hastalar özel hastanelere mahkum ediliyor dedi. 15 bin kişilik Batman 16 Mayıs Şehir Stadı yeni sezona hazırlandı. Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız doğalgaz, elektrik ve LPG'ye yapılan zamlara tepki gösterdi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.